Ateş bir gün suyu görmüş yüce dağların ardında, sevdalanmış onun deli dalgalarına. Hırçın hırçın kayalara vuruşuna, yüreğindeki duruluğa. Demiş ki suya, gel sevdalım ol, hayatıma anlam veren mucizem ol. Su dayanamamış ateşin gözlerindeki sıcaklığa, al demiş, yüreğim sana armağan. Sarılmış ateşle su birbirini sıkıca, kopmamacasına. Zamanla su buhar olmaya, ateş kül olmaya başlamış. Ya kendisi yok olacakmış, ya aşkı. Baştan alınlarına yazılmış olan kaderi de, yüreğindeki kederi de alıp gitmiş uzak diyarlara su. Ateş kızmış, ateş yakmış ormanları. Aramış suyu diyarlar boyu, günler boyu, geceler boyu. Bir gün gelmiş suya varmış yolu. Bakmış o duru gözlerine suyun. Biraz kırgın, biraz hırçın. Ve o an anlamış aşkın bazen gitmek olduğunu. Ama gitmenin yitirmek olmadığını. Ateş durmuş, susmuş, sönmüş aşkıyla. İşte o zamandan beridir ki ateş sudan, su ateşten kaçar olmuş. Ateşin yüreğini sadece su, suyun yüreğini sadece ateş alır olmuş. Acımın kokusu burnumun direğini sızlattı mı? Sırtımda aylardır dokunmadığım apseden boşalan irin gibi. Ruhumu kirletti mi söylediğin her yalan, gizlediğin her gerçek, uzak durduğun her mesafe, kahreden her söz, imkansız hale getirdiğin her kavuşma. Yarım kalmış hayaller peşini bırakmaz. Kimin gölgesinde gerçeklik ararsan bulamazsın. Ne demiş Etgü? Eski aşklara dönemezsin ama eski kitaplara dönebilirsin. Hadi, taze bir çay demle ve unutulmuş romanını al tozlu raflardan. Sırtını acıma, ayağını da yüreğimin en dipsiz yerine uzat. Doğru insanın tarifini bulamazsan da, verdiğin huzurun keyfinden tanı onu. Benim acılarım mı? Boş ver, geçer. Acı, acıyı söker. Bulurum ben kendime en güzelinden yeni bir dert. Evet, bir Ruhsar Uçar şiiriydi. Programı yine her hafta olduğu gibi şiirle açtık efendim. Mersin Kent Gündemi'nde sizlerleyiz. İçel TV, Radyo Klas 99.2 ve Kent Radyo 98.5 ortak yayınındayız. Çok çok önemli bir konu ve çok çok önemli bir konukla karşınızdayız. Mersin'in şu anda en iyi hocalarından biri. Felsefe ve aşk üzerine konuşacağız. Ben edebiyat öğretmeni Faik Güçlü. Ben Doktor Ruhsar Uçar. Her hafta olduğu gibi yine aynı gün ve saatte sizlerle olduk. Bundan sonraki haftalarda da buna özen göstereceğiz. Konuğumuz Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Eyüp Erdoğan. Hocam sizler de hoş geldiniz programa. Bizleri kırmadınız. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ederim nazik davetiniz için. Sağ olun. Büyük bir memnuniyetle geldim doğrusu. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Bahsettiğim gibi hocam ağırlıklı olarak felsefe, aşk ekseninde sohbetlerimiz olacak. Sizin bunla bu konularla ilgili derin çalışmalarınız ve kitaplarınız var ki masada da görüldüğü bazı üzere örnekleri var. Evet. İnşallah sizden bu konuyla alakalı derin bilgilerinize dayanarak bir şeyler duymak istiyoruz. Tabii ki. Çok çok sevindik aramızda olmuş olmanızdan. Ben sözü fazla uzatmadan Ruhsar ablama veriyorum. İlk soruya o başlayacak. Öncelikle sonra... ben teşekkür ediyorum. Faik Güçlü çok güzel şiir okur. Çok da muhteşem şiirler yazar. Şiir kitabı Aralık ayında çıkacak ama bugün benim şiirimi okuyarak başladı. Ben inanılmaz mutlu oldum. O derin güzel sesiyle. Sağ ol, var ol hocam. Hocam, Eyüp Erdoğan'ı tanımakla başlayalım. Sizin sözlerinizle programımızda. Ondan sonra ilk sorum gelsin. İnsanı kendini anlatmasından daha zor bir şey yoktur aslında. Evet. Hani başkası anlatsa daha yerinde olur.
Felsefe benim aşkım. Bu aşkın peşinde giden bir divane diyebiliriz. Bir iş meslek olarak görmüyorum. Birçok seçenek olmasına rağmen felsefeye yönelmiş olmam tesadüf değil. Belki problemleri daha derinlemesine soruşturma tavrım, karakterim felsefeye yöneltti beni. Biraz önce Faik Bey, hani derin araştırmalar yapmışsınız bu konularda dedi ama aşk konusunda. Evet. Aslında aşk konusunda derin araştırma yapmayan var mıdır ki? Veya derin derin yaşamayan. Yaşamayan. Aşkı yaşamayan. Her yaşayan aslında bir araştırmacı, bir soruşturmacıdır bir yerde de. Belki ne yaşadığını tam olarak dile getiremez, söze dökemez. Yaşadığı şeyin farkına varamaz. Felsefe bunu sağladı, sağlıyor. Akademik ortamda bunu soruşturmak büyük bir keyif veriyor doğrusu bana. Başka hiçbir yerde bunu yakalayamazdım. Buralıyım, Mersinliyim. Ankara Üniversitesi'nde bütün kariyerimi yaptım. Lisans, yüksek lisans, doktora. Orada da uzun süre görev yaptım. Ama Mersin'e döndüm tabii ki. Mersin'de olmaktan ötürü çok mutluyum. Mersin Üniversitesi'nde görev yapıyorum şu anda. Felsefe yapmaya çalışıyorum. Ve burada olmaktan da çok mutluyum. Sizin programınızı zaten izliyorum. Çok teşekkür ederim. Doğrusu keyifle izlediğim bir program. Biz de sizinle birlikte olmaktan şu anda müthiş derecede mutluyuz. Teşekkür ederim. Bugün teşekkür konumuz ederim. Da çok ilginç olacak. Türkiye gündemi biliyorsunuz çok yoğun geçiyor. Sıkıntılı, stresli insanlarımıza da zira evet. Yansımaları öyle. Biraz farklılık katmak istedik bugünkü temamızda. Sizin alanınızda tabii. Felsefe, edebiyat ve aşk konuşacağız. Çok değerli dört kitabınız var sizin. Ben gittim, araştırdım onları. İkisini okudum. İnanç Uykusu, Aşk Kaotik Özgürlük kitaplarınızı hayran kaldım. Ellerinize, kaleminize sağlık. Teşekkür Şimdi ederim. Kitaplarınızdan yola çıkarak ben ilk sorumu sormak istiyorum. Lütfen. Aşk nedir? Kaç çeşit aşk vardır? Normal dışı bir hal midir aşk? Ruh hastalığı mıdır? Düşünce bozukluğu mudur? Duygu durumunda değişkenlik midir? Hezeyan mıdır? Çılgınca aşık olmanın kimyası nedir? Kaç çeşit aşk hali vardır? Evet hocam. Harika. Emin olun hem çok kolay yanıtlaması hem de çok zor bir soru oldu bu. Yaşarız da biraz önce söylediğim gibi ne yaşadığımızı çoğu zaman bilemeyiz. Şimdi tanım yaparken aslında ortaya koyduğunuz her bir cümle, her bir tanım farklı alanlardan konuya getirilmiş tanımlar. Kimisi felsefiydi, kimisi biyolojik, kimisi psikolojik. Aşkın hakikaten çok boyutu var. Tek bir açıdan yaklaşırsak ne olduğunu anlayamayız. Küp gibi. Hatta küp 600'ü var ama çok daha yüzü olan bir olgudan, bir olaydan, bir duygudan bahsediyoruz. Hatta bir güdüden bahsediyoruz. Güdüdür diyerek başlayacağım ben. İçgüdü, itkidir diye başlayacağım zaten tanımlarıma. Çünkü o olgunun belki de çıkış noktası biyolojik olmalı. Biyolojiden yola çıkmalıyız. Kimyadan yola çıkmalıyız belki. Bu bilimsel boyutu. Ki biyologlarla çalışmışlığım var. Hekimlerle çalışmışlığım var. Oradaki verdiğim dersler dolayısıyla. Bu belki bilimsel bakış açısı. Ki buradan hakikaten bir itki, bir güdü olarak karşımıza çıkıyor. İçgüdü. Çoğu bu tanımdan rahatsız olur. Ama bu biyolojik bakış açısıdır. Yani güdü dediğimiz şey bizim doğuştan getirdiğimiz, kendi başımıza oturup belirlemediğimiz, düşünüp taşınıp böyle bir olgusallığı yaşamadığımız, olayı yaşamadığımız a priori deriz biz ona felsefede, önsel. Biz de doğuştan getirdiğimiz bir güdüdür. Güdülerden de ki kitabımda bahsettiğiniz Aşk ve Kaotik Özgürlük'te bu sıralamayı yapmıştım. Üçüncü sıraya konulması gereken bir güdü. Önemli bir güdü. Diğer taraftan psikolojik boyutuyla baktığınız, evet psikologların büyük çoğunluğu ki antik çağdan bugüne kadar bir delilik halidir der. Şimdi deliden kastettiğimiz anormal olma.
Kim diyebilir ki aşık normaldir? Normal davranamaz. İşte bunun nedenlerini biyolojide buluruz ve psikolojide buluruz. Anormal bir haldir ki hastalık hali gibi de görülebilir. Ki Pierre Janet, Fransız ünlü psikiyatrist, efendim Freud, Avusturyalı psikanalizin babası, bunlar delilik hali olarak tanımlarlar. Hatta Freud bir psikoz prototipidir der. Ünlü bir tanımdır bu. Yani bir ruh hastalığının başlangıcıdır der. Belirtilerine baktığımızda, ki siz de kitapta görmüşsünüzdür. Evet. Hakikaten de o bahsettiğiniz hezeyanlar, sanrılar, düşüncelerin dağınıklığı vesaire vesaire birçok belirti. Zaten bunlar psikoz belirtileri. Aşkta da aynı şeyler yaşandığına göre aşk da o zaman bir psikoz prototipi, yani bir ruh hastalığının başlangıcı. Tabii ilerleyebiliyor da bu. Burada psikolojik bakış açısı. Ama felsefi olarak baktığımızda, ki felsefi bakış hepsinin üstünden bakar. Yani bilimsel açıyı göz önünde bulundurur. Psikolojik, sosyolojik, dini, ahlaki vesaire. Hatta antropolojik. Kesinlikle. Ve edebi. Evet. Ki bir edebiyatçımız var yanımızda. Sık sık değineceğiz umarım. Çok da iyi bir edebiyatçı. Harika. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Felsefe hepsinin yukarısından bakar. Daha üst bir bakış açısına sahip. Oradan bakınca bambaşka şeyler çıkar. Yani bütün o alanların verilerini toplayıp değerlendirir, yepyeni bir yorumlama ortaya koyar. Felsefi açıdan baktığımızda ben şöyle bir tanım getiriyorum. Varoluşla yok oluşun orta yerindedir aşk diyorum. Varlıkla yokluk arasındadır. Yaşamla ölümün orta yerinde, her ikisinin bağını kuran, her ikisine iki elini uzatmış olan, orta noktasında bulunan, kesişme noktası olan bir yerde durmaktadır. Bir olgudur, bir duygudur, bir olaydır diyorum. İsterseniz yavaş yavaş genişletelim vaktimizin izin verdiği ölçüde. Evet. Şimdi üç güdüden bahsederim ben aşka giriş yaparken. İçgüdü, bizim doğuştan hazır bulduğumuz en temel olanı, ki bütün antropologların da, psikologların da, sosyologların, filozofların da kabul ettiği bir temel güdüdür bu. Var olma güdüsü. Üremek güdüsü diyelim. Direkt hayır, biyolojik olarak. Hayır, oraya henüz gelmedik. O başka, o üçüncü sırada aşkta yerini bulacak. Bu var olma, var kalma. Var kalma direnci, ki bunu bu direnci Hollandalı 17. yüzyılda yaşamış filozof Spinoza çok güzel bir terim bulmuş. Latince conatus demiş. Var kalma direnci olarak çevriliyor bu. Ben ona can havli diye Türkçe'de bir karşılık bulmaya çalıştım. Şimdi bu var kalma direnci her varlıkta var. Hiçbir varlık, canlı cansız, hiçbir varlık yok olmak istemez. Hep var olmak ister, var kalmak ister, varlığını sürdürmek ister. Canlı ve cansız. Spinoza bunu şu şekilde özetler Etika adlı ünlü eserinde. Nehirde yuvarlanan bir taş örneğini verir. Bir taş bile, ki çok serttir, kolay kolay parçalanmaz, dağılmaz. O bile suyun içerisinde akıntıya kapıldığında sağa sola çarpar. Sağından solundan bir şeyler suyun kopar. Direncine karşı koyamaz. İçten evet, içe. Çarpıştığında kırılmaya başlar. Formunu korumak istemesine rağmen, aynı şekilde kalmak istemesine rağmen eninde sonunda parçalanır, un ufak olur, kuma dönüşür. Yok olmak istemez. Bir ağaç düşünün, onu kesmek, onu kırmak kolay değildir. Neden? Öncelikle yaşamak ister. Kaldı ki cansız bir ağaç, yani odunu bile şekillendirmek çok zordur. Formunu korumak ister. Direnç gösterir. Şeklini bozmak istemez. Varoluşunu orijinal hale sürdürmek ister. Şimdi bu var olma direnci en birinci. Yani bütün varlıklarda, canlı cansız var olan, ki bitkilerde, hayvanlarda, insanlarda çok daha, şimdi oraya doğru özele gireceğiz. İkincisi, İkinci güdü beslenme güdüsü. Canlılara geçtik. Evet. Bütün canlılar beslenmek zorundadır. Bu zorunludur. Kendilerinin
belirlediği bir özellik değildir bu. Var olduğu günden yok olacağı ana kadar, var olduğu andan yok olacağı ana kadar beslenmek zorundadır. Bütün canlılar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar. İnsan özelinde anne karnında başlar ki siz ekimsiniz, çok daha iyi bilirsiniz. Son nefesine kadar başlar orada. Evet, son nefesine kadar beslenmek zorundadır. Çünkü enerjiye ihtiyacımız var. Evet. Bir otomobil örneğini veririm ben burada. Yakıt yok ise hareket yok. Eğer yakıtı biterse hareket durur. Canlı da öyle. Enerjiye ihtiyaç vardır. Enerji içinde beslenmeye ihtiyaç vardır. Beslenme zorunlu ikinci sırada gelen önemli güdüdür. İkinci sıradadır ama birinci sıradakine hizmet eder. Yani var olmaya. Hayatta kalmaya. Aynen, çok iyi yakaladınız. Var olabilmek için, varlığını sürdürebilmek için beslenmeye muhtaçtır. Şimdi gelelim üçüncü güdüye. Konumuz olan üreme güdüsü. Evet. Üreme güdüsü de her ne kadar direkt bağlantı kurulamasa da ilk aşamada o da birinci güdüye hizmet eder. Nasıl ki beslenme var kalmaya hizmet ediyorsa üreme de öyle. Şimdi canlılar yok olacağını... ölümlü olduklarını bilir. Ölümlü olduklarını insan bilir ama hayvanlar bilemez. Hı. Bitkiler de sonludur, hayvanlar da sonludur, insan da sonludur, ölümlüdür. Yani yok olmaya yazgılıdır. Varoluşçu bir terminolojiyle, eksistansiyalist bir terminolojiyle konuşacak olursak yazgılıdır. Onun yazgısıdır, yok olacaktır. Fakat var kalmak ister. İnsanı hayvandan ayıran en temel özelliklerden bir tanesi, Jean-Jacques Rousseau öyle söyledi, İnsanlar Arası Eşitsizliği Kaynağı adlı kitabında. Dedi ki, ölüm bilinci insanı hayvandan ayıran en temel, ilk kazanımıydı. Hayvanlar bunu bilemezler ama insan bilir. İnsan yok olacağını bilir. İşte üreme üçgüdüsü o sonsuzluğu verir. Canlı cansız bütün varlıklara, özellikle canlılar üzerinden gidelim. Sonsuzluğu üremede bulur insan, hayvan ve bitki. Kendisi yok olacaktır ama bir benzeri. Hatta kendisinden olan, kendisinden doğan bir parçası var olmaya devam edecektir. Şimdi dedim ya, içgüdü insanın kendi tercihiyle belirlediği bir davranış şekli değil. Ha şimdi ama sözlerimde şunu söyledim, hani insan sonsuzluğu arar. Bu bir çelişki oldu aslında. Hani insan sonsuzluğu kendi tercihiyle mi arıyor? Niye ölümü kabullenmiyor? Çünkü doğa ona büyük patron. Doğa iki komut birden yüklüyor. İki güdü birden. Hem var kal hem de yok ol diyor. Bütün canlılara. Bu bir çelişki. Büyük bir paradoks. İnsan bunun farkında sadece canlılar arasında. Var kalmak zorunda. Bir komut yüklenmiş ona. Hem var kal, sakın yok olma, ölme. Ne olursa olsun var kal diyor ama diğer taraftan öleceğini de biliyor. Bir gün gelip yok olacağım diyor. Evet. İşte o sonsuzluğu, sonsuzluk arayışını üreme sağlıyor. İnsan çocuğunda o sonsuzluğu buluyor. Onda büyük bir huzur buluyor. Yok olma direnci, yok olma baskısını üremede, çocuk yapmada nispeten giderebiliyor. Hı. Aşk burada devreye giriyor işte. Şimdi insan yok olacağını bilincinde ama var kalmak istiyor. Ve o yüzden gerek hayvanlar gerek insanlar yavruların üstüne titriyorlar. Hı. Ki Platon ne güzel söyler Şölen diyaloğunda, kitapta da bahsetmiştim zira. Hı. İnsanların, hadi bir alıntı yapmış olalım. İnsanların bu çocuklarının, yavrular, hayvan, bütün canlıların yavruları üzerine aşırı düşmesini yadırgamayın, şaşırmayın bundan diyor. Bu doğal bir durumdur. Yaşlananın yerine genç olanın gelişi ve bunun da eski olana benzemesi bundandır. Ölümlülerin ölümsüz olma çabaları işte bu şekildedir. Hı hı. Canlıların yavrularına duyduğu ilgi karşısında şaşırmamak gerekir. Evet. Bu aslında onların ölümsüzlüğe ulaşma çabasıdır. Hı hı. Şölen diyaloğunda söyler, simpozyumda bunu. Şimdi evet. Bakın, çocuğumuzu, çocuklarımızı çok seviyor, onların üzerine titriyor, hı hı. koruyor, kolluyor olmamız
biraz da bencilce bir tavırmış. Kendimiz için onu koruyor, kolluyormuşuz. Aslında koruduğumuz şey... Kendi varlığımız. Aynen, varlığımız, sonsuzluğumuz. Evet. Çocuk yok olursa bizim sonsuzluk imkanımız ortadan kalkacak. Hele bir de torunu gördüğü zaman daha bir rahatlıyor, daha bir seviniyor. Evet, benim sonsuzluğu yakalama şansım daha bir arttı diyor. Hocam, aşıktan ölüme müthiş bir geçiş yaptınız ama şöyle de düşünmek mümkün mü? Üniversiteden hatırlıyorum, bir profesörümüz Yeni Türk Edebiyatı'nda yine o zaman şey işliyorduk. Cahit Sıtkı Tarancı'yı işlerken söylemişti. Ölümün güzelliğinden bahsederken. Ya düşünsenize, 1000 yıl boyunca aynı çiçeği kokluyorsunuz. O çiçek solmalı ki çiçeğin kıymeti ortaya çıksın. Yeni çiçekler geldiğinde ondan tat alabilesin. İnsan için de, aşk için de geçerli olabilir mi bu? Kesinlikle. Değil mi? Hassas sorulardan bir tanesi burada aslında gizli. Bir kere mi aşık oluruz? Ve aşık olmak zorunda mıyız? Herkes aşık yaşar mı mutlaka? Veya aşk bir kerelik midir? Bir kere yaşayan ikinci kez, üçüncü kez yaşayamaz mı? Veya aynı anda birden çok aşk yaşanabilir mi? Çok kritik sorular bunlar, hassas sorular. Belki bunun yanıtını vermiş olacağız sorumuzda. Evet. Şimdi aşkın doğasına doğru yöneliyoruz yavaş yavaş. Felsefeden biraz psikolojiye, biraz biyolojiye doğru inmek gerekiyor burada. Evet, aşk tek tür değil sizin de bahsettiğiniz gibi. Bu birden çok tür aslında öz yapı karakterinden kaynaklanıyor. Yani aşk karakteri öz karakteriyle doğru orantılı bir şekilde şekilleniyor. Tek tür bir aşk yok. Birçok aşk türü var ve bunların yaşanımları birbirinden çok farklı. Evet. Şimdi bizde veya Batı dillerinden bahsedeyim. Yani Fransızca, Almanca ve İngilizce'de tek terimle ifade edilir. Özellikle İngilizce'deki love çok yaygın olarak kullanılır. Bir ünlü bir etimolog şöyle söylüyordu. Çok yorgun bir terim bu love. Aşk diye sevgidir üstelik. Her şey için kullanmak durumunda kalıyor İngilizce konuşan insan. Yani o kadar çok türü var ki her şeyde o love'ı kullanmak zorunda. Takılarıyla, cümle içerisindeki yerine bakarak başka anlamlar yüklüyor. Ne bileyim, amor Fransızca'daki, Liebe Almanca'daki. Aslında biraz Batı dilleri bu konuda biraz fakirler. Biz biraz daha şanslıyız. Bizde iki terim var. Aşk ve sevgi. İkisi birbirinden çok farklı duygular. Hatta biraz önce bahsettim. Aşk bir itki, bir güdü olarak tanımlanırken sevgi daha bir duygu, his olarak tanımlanır. Ama bu da yetmiyor. İşte felsefeci olmaklığın avantajı bu. Yunan'ı iyi tanımak avantaj veriyor. Yunanlı filozoflar antik çağda bu işi çok ayrıntılı soruşturmuşlar. Ana hatlarıyla 7 değişik terim çıkmış karşımıza. 7 değişik terim aslında 7 değişik tür aşk demek oluyor. Peki daha fazlası yok mudur? Arapça'da bu tartışma konusudur. Arap dilinde uzun zamandır tartışılır. Kimisi 40, kimisi 50, 60'a varan önemli iddialar vardır. Terimlerin olduğu söylenir ama ne kadar çok terim olursa olsun Arapça'da yine de özünde yaşanılabilir genel geçer hal olarak yine Yunan'daki o 7 aşk terimine, 7 aşk karakterine, biçimine gönderme yapar. Evet, hemen bir kısa hatırlatma yapalım. Sonra programımıza olduğu yerden devam edelim. Bu arada hatırlatmadan önce de şu anki Facebook canlı yayınında çok çok değerli kişilerden selamlar alıyoruz. Mezitli Kent Konseyi Sayın Sibel Hanım'dan, Aziz Biricik Mersin Minibüsçüler Odası Başkanı'ndan, Mehmet Özdemir, Bekir Algüllü Mersin Çarşı Esnaf Başkanı, ondan sonra Ayhan Kızıltan Sayın MTSO Başkanı bizlere selam göndermiş. Levent İrgare Adanalılar Dernek Başkanı. Çok çok değerli isimler bizleri izliyor. Sayın Burhan Çakmar ilkokul arkadaşım, o da izliyormuş. Herkese selamlar ve sevgiler o zaman. Çok güzel bunları duymak, çok iyi bir program. Hocamız da güzel anlatıyor aşkı demişler. Sağ olsunlar. Genel itibariyle bütün mesajları okursak program bitecek. Sağ olsunlar. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz için küçük bir hatırlatma yapalım. Hangi kanallarda, nerelerdeyiz diye. Değerli arkadaşlar, İçel TV'de
Radyo Klas 99.2'de ve Kent Radyo 98.5'te ortak yayınında bu program sürdürmekteyiz. Ben Edebiyat Öğretmeni Faik Güçlü ve... Ve ben Doktor Ruslar Uçar. Programı birlikte yürütmekteyiz. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden Öğretim Üyesi Profesör Doktor Eyüp Erdoğan. Aşk, felsefe, sanat üçgeninde bir sohbet ediyoruz. Ve dolu dolu geçiyor. Aşkın tanımını yapmamız yarım saati buldu hocam. Evet, evet. Bu kadar derin bir şey. Naçizane, çok özür dileyerek benim kendi bir tanımım var. Şiirimde geçiyor. Aşk, kendi varlığına şükreder gibi onun varlığına şükretmektir. Sevgi ise şükretmeyi süreklileştirmektir diye güzel bir tanımım var. Ne kadar doğru, ne kadar geçerli. Analiz ederiz, işimiz değil bu. Buyurun hocam. Analitik yaklaşırız biz. Evet, tam bu noktada aşktan bahsettik. Aşkın işte çeşitli yönlerinden, işte içgüdü, beslenme ve cinsellik boyutlarıyla ele aldınız ama ben gerçek alanınız olan felsefeye bağlamak istiyorum biraz da sizin yorumlarınızdan. Felsefe ve aşk ilişkisinin edebiyat-aşk ilişkisinden farkı nedir? Ya da edebiyat nasıl işliyor aşkı, felsefe nasıl işliyor? Bunu aynı şeyi ölüme de bağlayabiliriz. Bu felsefe, aşk, ölüm ve edebiyat kavramları üzerinden bunları bağlantısını tabii bize ki değerlendirebilir misiniz tabii hocam? Çok güzel oldu. Edebiyatla başlayayım isterseniz. Dün aklıma bir benzetme geldi, bir analoji. Edebiyatı nereye koymalıyım? Nereye koymalıyız bu problematiğin içerisinde? Arzu Halci, Adalet Sarayı, eski ifadeyle adliye. Adliyelerin önünde Arzu Halciler bulunurdu. Evet. Bilir misiniz? Tabii. Tabii ki. Evet, şimdi... Dava dilekçelerini yazar, değil yol mi yordam gösterir. Değil mi? Şimdi vatandaş hukukla işi varsa, adliyeyle, devletle, kanunla işi varsa adliyeye gider doğası gereği. Fakat kapıdaki o arzu halciye uğramadan içeriye giremez. Çünkü derdini kendi başına anlatamaz. Hukuki terminolojiyi kullanamaz. Hukuk dilini bilemez. Yasaları bilemez. Arzu halciye gider. Gündelik bir dille derdini anlatır. Sorununu anlatır. Arzu halci de onu hukuki dille yazar. Bambaşka terimler kullanır. O vatandaşın asla anlamadığı cümleler kurar. Ve onunla götürür içeriye. Derdini anlatır vatandaş. Şimdi buna benzettim ben edebiyatçıyı. Sıradan vatandaş bir duygu yaşar ama o duyguyu dile getiremez. İfade edemez, anlatamaz. Bir olay, bir olgu yaşamaktadır. Olgusal bir olay yaşamaktadır ama onu dile getiremez. İşte edebiyatçı burada devreye girer. Özellikle de şairler sizin gibi. Söz ustalarıdır onlar. Aşk üzerinden gidelim. Aşığın derdine tercüman olur. Aşık yaşadığı şeyi o dörtlükte bulur. Şairin yazdığı o dörtlükte bulur. Evet. İşte bu. Benim yaşadığım budur der. Ben söyleyemiyorum, ben anlatamıyorum ama şair ne kadar güzel anlatmış diye o dörtlüğü bağrına basar. O şiiri bağrına basar. Tercüman olur. Bu yetmez şairin işlevini anlatmaya. Şair bir de söz üstadıdır dedim ya. Evet. O duyguyu öylesine lirik bir şekilde, öylesine estetik bir şekilde anlatır ki, öylesine müzikal bir şekilde anlatır ki, yani öyle kelimeleri öyle kelimeleri yan yana getirir, öyle cümleler kurar ki bu bir müzik gibi olur. Kulağa çok hoş gelir. Çok estetiktir. Çok harmoniktir o terimler yan yana gelen. Bulur onları şair. O şairin işidir. Başkası bunu başaramaz. Hı hı. Söz ustasıdır işte o. Birbiriyle uyumlu olan, kulağa çok hoş gelen, müzik gibi gelen öyle kelimeleri ard arda döker ki zaten içeriğini bir kenara bıraksak onu dinlerken bile çok hoşlanırız. Müzik de böyledir zaten. Yani şairi ben bir müzisyene de benzetebilirim bu anlamda. O da notalarla duyguları anlatır ki bazen
hiç sözü olmayan şarkıları bile, enstrümantal parçaları bile büyük bir keyifle dinleriz. Evet, işte bu anlatıyor benim ne hissettiğimi de birbirimize göndeririz. O duygularımızı dile getirir notalarda. Şair de böyledir. Edebiyatçı genel anlamda, daha büyük pencereden bakarsak sanatçı, hakikaten de duyguların, düşüncelerin tercümanıdır. Daha lirik, daha estetik, daha müzikal bir şekilde anlatımı başarır. Yani edebiyatın böylesine vazgeçilmez bir önemi var. Peki felsefeci ne yapar? Felsefeci de bazen edebiyatı kullanır. Yani felsefi düşüncelerini roman yazarak dile getiren örneğin Sartre, Jean-Paul Sartre varoluşu. 20. yüzyılda yaşamış önemli Fransız filozof romanlarıyla düşüncelerini dile getirir, felsefesini. Şiirle anlatanlar da vardır. Ne bileyim, bir Yunus bazen filozoftur. Ama şiirle anlatır. Mevlana, bir yayından önce de bahsettiğimiz gibi, Rumi, bir Şems, Hacı Bektaş Veli, bunlar filozofik karakterlerdir ki onların şiirlerinde sadece dini ögeler değil, felsefi tavırlar da vardır. Şiirle dile getirir. Peki aşka dönecek olursak, devam edebileceksem izin varsa. Tabii. Şimdi daha üst pencereden bakar. Ki filozoflardan bir tanesi üzerinden gitmeyi daha uygun bulurum bu noktada. Schopenhauer üzerinden gidelim. Aşk nedir diye Schopenhauer'a sorduğumuzda, Aşkın Metafiziği adlı kitabında bunu çok güzel anlatır ki benim dersimin de adıdır. Birçok bölümde, birçok fakültede verdiğim dersimin adı budur. Aşkı bir zorunluluk olarak görür ki doğanın bir tüm canlılara, özellikle insana oynadığı bir oyun olarak görür. Bir hile olarak görür. Bir tuzak olarak görür. Doğa insana bir tuzak kurar, bir oyun oynar ki bunun adı aşktır. Evet. Hileler yapar. Hatta Sofokles aklıma geldi. Antigone'sinde der ki savaş hilesi yapar der. Doğa insana. Tanrı insana der. Onun bakış açısıyla. Şimdi ancak savaşta yapılabilecek hileler. Bu çok düşündürücüdür aslında. Savaş hilesi. Ki Schopenhauer oraya gönderme yapar. Doğa insana savaş hilesi yapar. Ne demek bu? Doğa. Doğa varlığını sürdürebilmek için ki canlı doğadan bahsediyorum özellikle. Doğa canlı ve cansız olarak ikiye ayıracak olursak. Özellikle canlı doğa varlığını sürdürebilmesi için bu hileye muhtaçtır. Yani aşk oyununa muhtaçtır. Canlı doğa sonlu canlılardan oluşur. Tüm canlılar alemini düşünürsek, canlı doğadan kastettiğim o, sonlu canlıların tamamından oluşur, bütününden oluşur. Eğer o canlılar üremez ise, biyolojik tabirle, çoğalmazlar ise, o zaman doğa yok olur. Çünkü yarattığı canlılar sonludur. Şimdi izleyicilerimizden şunu düşünen olabilir. Ya niye doğa diyor? Yaratıcı falan neden demiyor? Şimdi doğayı reel düzlemde inceliyorum ben. Reel düzlemde bakıyorum ben. Doğanın arkasında ne var oraya girmiyorum. O başka bir konu. Doğayı bu şekilde forme eden, şekillendiren bir yaratıcı kuvvet, güç var mı? O başka bir problem. Yoksa hani böyle bir güç yok da rastlantısal bir şekilde mi oluştu bütün bu doğadaki düzen? Ha, o şu anda konu dışına itiyorum onu, bambaşka. İnanç uykusunun konusu o, inanç felsefesinin konusu o. Oraya din felsefesinin. Evet. Şimdi reel düzlemde baktığımızda canlı doğa kendi varlığını sürdürebilmesi için üreme şart. Ama üreme de o kadar istenilir bir şey değil. Hangi anlamda? Dünyaya getirilecek olan çocuğu düşünün. İnsan özelinde yıllarca o çocuğa bakmak durumundayız. Hani tabirdeki o fıkralarda anlatıldığı gibi, bir gecelik aşk için değer mi? Büyük bir yükümlülük bu. Tabii çünkü. Çok büyük bir yükümlülük bu. Ha işte o gece ne oluyorsa orada hile yapıyor doğa insana. Hep onu anlatır zaten filozoflar, edebiyatçılar. Ne oluyor da insan o bir ömür ilgilenmek zorunda kalacağı,
beslemek, bakmak zorunda kalacağı ki doğada en geç, en genç büyüyen, ayakları üstünde durabilen insan yavrusudur. Canlı da insan yavrusudur. Bir yıl. Evet. Kaç yıl yani reşit normal oluncaya kadar, yürümeyi, 18 yaşına kadar bir yıl. Anne baba hukuki olarak sorumlu, yasal evet. olarak sorumlu. Kaldı ki düşünün yani sonrasında anne baba vazgeçebiliyor mu? Hala evet. kol kanat geliyor. Kaç yaşına gelirse gelsin çocuğuyla ilgileniyor. Şimdi bu büyük bir sorumluluk. Evet. Eğer doğa o hileyi yapmasa, o oyunu oynamasa, büyük haz oyunları oynamasa, belki de çocuk yapmak o kadar istenilir bir şey olmayacak. Şimdi savaş hilesinde bu gece o yaşanan, özellikle o cinsel aşktan bahsediyorum. Orada büyük oyunlar oynanıyor. Şöyle ki, insan üreme yaşı geldiğinde, yani çocuk yapabilir hale geldiğinde, daha önce hiç vücudunda görmediği değişiklikler yaşıyor. Biliriz hormonal buna. Değişiklikler. Kesinlikle. Ergenlik önce. Deriz kısaca buna. Evet. Hekimler sizler evet. ergenlik olarak tanımlarsınız. Ergenlikte büyük bir değişim, dönüşüm geçiririz. Fiziksel olarak yapıda değişiklik olduğu gibi aslında kimyamızda da büyük değişiklikler olur. İşte aşkın kimyasına girelim burada biraz. Daha önce hiç olmayan hormonlar, vücutta hiç olmayan hormonlar veya kimyasallar üremeye başlar. Veya da vardır da azdır, artar onların miktarı. İşte onlar oyunun başlangıcıdır. Ergenlikte işte delilik hali başlamaya başlar değil mi? O başlar, o delilik, anormallik, normal olmayan davranışların sergilendiği dönemdir. Başlangıçta yaptığınız tanımda değindiniz zaten. Ruh hastalığı. Çok farklı bakmaz sorumlu. Mıyız ergenliğe girenlere? Evet. Hani onlara... bir dengesizlik halidir. Kesinlikle. Evet. Düşüncede bozukluk. İşte evet. Freud'un söylediği o psikoz prototipinin başladığı yerdir o ergenlik. Daha önce hiç yaşamadığı duygular yaşamaya başlar. Hı. Olgular yaşamaya başlar. Olaylar yaşamaya başlar. Ki vücutta özellikle biyologların, hekimlerin tespit ettiği 7 hormon var. Aşk hormonu olarak da adlandırılır zaten bunlar. Efendim işte testosteron erkeklerde özellikle testiste ürer. Östrojen kadınlarda yumurtalıkta üremeye başlar. Dopamin ortaktır hem erkek hem kadın. Beyinde üreyen bir kimya, bir daha öncekiler bir hormonken bu bir kimyasaldır. Serotonin, efendim işte oksitosin, vazopresin, endorfin. Bunlar kimisi beyinde üreyen, kimisi böbrek üstü bezlerde üreyen, vücudun değişik organları tarafından üretilen aşk hormonlarıdır. İşte bunlar deliye çevirir insanı. Aklını başından alır. Bunlardan bir tanesini hadi özellikle dikkat çekeyim, mercek altına alalım. Dopamin, beyinde üretilen müthiş bir kimyasal. Dopamin, endorfin de öyle. Hı hı. Morfin etkisi yapıyor. Morfine çok benzeyen... Mutluluk hormonu denir zaten. Kesinlikle öyle. Morfine. Morfine benzeyen bir evet. Doğal morfin bir yerde. Uyuşturucu yani. Hı hı. Okuruz, görürüz. Bu maddeleri kullananların ayaklarının yerden kesildiğini görürüz. Hayal aleminde gezmeye başladığını görürüz. İşte ergenlikte yaşanan da buna benzer bir şeydir. Kara kışta efendim bahar sarhoşluğu, aklını başından alması, bir türlü mantıklı davranamaması vesaire bu hormonlar sayesindedir. Evet. Bu dopamin zaten ilaç olarak da kullanılıyor. Tabii. Siz bilirsiniz. Tabii. Aklını başından alıyor. Çok sevdiğim bir söz var. Amerikalı bir ressam, şair, aynı zamanda da felsefeci, filozof Robert Holty. Çok güzel bir sözü var. Aşk kulübeyi altından bir saraya çevirir. Nasıl oluyor bu? İşte bu hormonlarla, bu kimyasallarla oluyor. Morfini bambaşka bir şekle dönüştürüyor, görmenizi sağlıyor. Kesinlikle benzetmeyi açacak olursak, yani hiç de güzel olmayan birisini çok güzel görmeye başlıyoruz. Evet. Ne bileyim, güzel olmayan bir kadın, yakışıklı olmayan bir erkek. Cazip geliyor prenses, bir anda. Evet, dünya güzeli, dünya yakışıklısı geliyor. O dopamin salgılanmaya başladıktan sonra. Aynen.
Evet, kitap tanıtımından önce geçmeden hemen hocamınkine çok küçük bir ekleme yapmak evet. istiyorum. Leyla'ya aşık olan Mecnun çöllerde geziyor. Bir kral ona yardımcı olmak istiyor. İşte hikaye bu ya. Leyla'nın ordularıyla savaşmaya başlıyorlar. Mecnun'a yardım eden savaş arenasında Leyla'yı görüyor. Geliyor Mecnun alan sen bizi nerelere sürükledin, neler yaptırdın bize. O kadar savaştık. Leyla, Leyla, Leyla dedin. Kara, kuru, siyah bir şeymiş. İyi de diyor evet. gel Mecnun'un cevabı gel onu bir de benim ne gözümle gör. Sizin dediğinizi özetlemiş oluyoruz. Evet. Evet, hemen bu hafta biliyorsunuz değerli dinleyicilerimiz bizi düzenli olarak izleyenler biliyorlar. Yine hatırlatalım. Biz her hafta Mersin'imizde yaşayan ve gerçekten okunmaya değer önemli eserler ortaya koymuş yazarların, şairlerin kitaplarına tanıtım için yer ayırıyoruz. Bu hafta da önemli bir kitap tanıtımımız var. Eğer hazırsa Sezai hocamızın kitabını ezelden rica edelim, ekrana getirsin. Ardından bir iki kelam edip sohbetimize devam edelim. Ben Sezai Topal, Mersin Mehmet Sertaş Anadolu Lisesi'nde felsefe grubu öğretmenim. Yayınlanmış 3 tane kitabım var. 2011 yılında Aşk Riski Göze Almaktır isimli şiir kitabım çıktı. Daha sonra 2014 ve 2018 yılında birbirinin devamı niteliğinde olan Bedenimdeki Çığlık ve Bedenimdeki Çığlık Yüzleşme isimli psikolojik romanlarım çıktı. Romanların birçok bölümü Mersin'de geçiyor ve bu romanları Mersin'de Kafka Kitap Evi'nde yazılarında ayrıca okuyucular kitap satan bütün internet sitelerinden temin edebilirler. Evet, Sezai Topal hocamıza çok teşekkür evet. ediyoruz. Bu haftaki kitap tanıtım köşemizdeydi. Ve sizinle de aynı meslektaş olarak çakışması da güzel bir sürpriz oldu. Çok değerli bir yazar. Hocam doğrusu. Kitabınızdan bir cümleyle bir soru sormak istiyorum tekrar. Demiştiniz ki aşık olmaktan daha tehlikeli bir şey varsa o da aşkın yok olmasıdır. Çünkü etkisinin ne kadar derinlere işlemiş olduğunu farkına varmak ancak ayrılık saati gelip çattığında varılır. Şimdi hala aşk acısı yüzünden ince hastalığa yakalanlar, intihar edenler, aklını kaybedenler, çöllere düşenler, dağları delenler evet. var mı? Günümüzde aşık olmanın da aşkı yitirmenin de kolaylaştığını düşünürse aşka derinlik katan nedir? Niye bunun değeri gittikçe azaldı? Ayrılıkta yoksulluğu acı vererek hissettiren nedir? Diye sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Güzel bir soru oldu. Faik Bey aslında bir gönderme yaparak devam evet, edeyim. Leyla ile Mecnun. Mecnun dedi. Hı-hı. Mecnun Arapça'da deli demek. Divane. Hı-hı. Gerçek adı Kavs o kişinin. Kays, Kavs. Aşkından deli oldu. Deli oğlan anlamında Mecnun diyorlar. Evet aslında orada kastettiğim zamansız erken bitmesi. Doğal sürecinde bittiğinde bir sorun yok. Heh. Aşkın çünkü süresi var. Aşk sonlu, bitimli. 1,5-3 yıl arasında demişsiniz gibi, kitabınızda. Gibi. Yani 2,5 falan kesin diyorlar. Ama aslında ortalama 8 ay diyen de var. Evet. Farklı kaynaklar, farklı araştırmacılar, farklı tarih koyuyor. Sonlu. Ha bu neden sonlu? Onu da tartışalım. Keşke sonlu olmasaydı diyor insanlar. Ama sonlu olmak zorunda. Ama öncesinde bu delilik haline bakalım. İşte bu deliliği sağlayanlar, yani anormal davranışları sağlayanlar bu hormonlar ve bu hormonların miktarı. Ki bu miktar kişiye göre değişiyor. Her bedende siz hekimsiniz. Her bedende bu hormonlar farklı oranlarda salgılanıyor. İşte farklı aşk karakterleri de böyle ortaya çıkıyor bence. Biraz önce bahsettim ya hani Yunan'da 7 aşk türü vardı demiştim. Oraya da bağlayayım bunu. Bu hormonların miktarı farklı aşk karakterleri yaşatıyor kişilere. 7 tane aşk terimi var Yunanca'da. Eros en bilineni. Ve belki de tek bu terim kullanılır aşka dair. Erotik aşk denir. Tutkulu aşk olarak çevrilir Türkçe'ye bu. Halbuki aynı gruba giren, sıcak gruba giren ludus vardır. Yunanca ludus, oyun demektir. Latince'de lodus olarak telaffuz etmişler. Fransızlarınki ise ludus. Farklı telaffuzlarını söylersek belki duyduklarında aşina olur kıymetli izleyicilerimiz.
Ludus oyuncu aşk, oyun gibi aşk olarak tercüme edilir. Kimisi buna daldan dala konan aşk, kimisi maymun iştahlı aşkla der. Bütün bunlar hormonlarla ilgilidir. Efendim yine sıcak gruptan egeip, agape, egeipik aşk, verici aşk, özgeci aşk olarak Türkçe'ye çevrilir bu. Sınırsız bir şekilde veren, almayı değil hep vermeyi öne koyan bir karakter çıkar karşımıza. Bunun dışında storjik aşk dediğimiz, storge, storj, arkadaşça, dostça aşk türü var. Yine pragmatik aşk, yararcı aşk, faydacı aşk türü var. Bir de philia diye bir aşk türü var ama onu pek bu ben grubun içerisinde koymak istemiyorum. Yunanlılar onu daha çok dostluk için kullanmıştır ki bunu ben daha çok storjik aşkın içerisine koyuyorum. Philia, filosofia aşinasınız belki felsefenin evet. de orijinal Yunanca söylenimidir. Philia sevgi, sofia bilgelik, bilgelik sevgisi, bilgelik aşkı, bilgi sevgisi diye felsefenin de ismi oradan gelir zaten. Şimdi biz kabaca 6 gruba koyduğumuzda bu hormonlarla alakalı ortaya çıktığını düşünüyorum ben. Çünkü her bir hormon başka bir işlev görüyor. Ne bileyim işte özellikle dopamin, testosteron ve östrojen hormonları daha çok cinsel boyutunu öne çıkarıyorlar aşkın ki bu erotik aşk bu hormonun daha fazla vücutta üretilmesiyle ortaya çıkıyordur diye düşünüyorum. Ne bileyim aşk, sadakat örneğin, sevgi her biri özellikle kadınlarda oksitosin, erkeklerde serotonin bu sevgiyi, bağlılığı öne çıkarıyor. Eğer bu azsa, yani bu hormon az salgılanıyorsa o zaman aşık çok sadık kalamayabiliyor. Aynı anda birden çok aşk yaşayabiliyor ve hatta çok kısa süre sonra tek aşklı da olsa o aşk sonlanabiliyor. Abdullah Hamid Tarhan'ın o eşinin hani Makberi yazıyor onun uğruna biliyorsunuz. Sonsuz ama, aşk. Sonsuz aşk. Mezarda evet. başka birini görüp aşık olup onunla evlenmesi gibi biliyorsunuz değil mi? Kırkı çıkmadan eşinin. Hayır yok kırkı değil. Mezarda da yani mezar o gömü esnasında. Mezarın başında. Ya uğruna Makberi yazmışsın evet. yani düşünsene dünyanın en şey yani Türk edebiyatının en böyle karamsar şiirlerinden biri Pürü Nur o mevki diye başlıyor. Ama o esnada birini Nazım'da da var yani gidip Piraya için neler yaptığını biliyoruz ne gibi evet. şeyler ama Rusya'da Vera'ya aşkını da biliyoruz. Kesinlikle. Evet. Latif Bey siz şairsiniz hemen şairler aklınıza geliyor ne güzel de oluyor. Şimdi biraz önce de söyledim ya şairler tercüman olur. Evet. Aslında halk arasında da bilinir bu olay. Evet. Yani Abdülhak Hamit söylemese de evet. O şiirini yazmasa da Makberi ünlü şiirini yazmasa da halk arasında zaten biliniyor bu. Evet. Eşi ölen adam daha mezar başında. Aynı şeyleri düşünürmüş diye bununla ilgili evet. çok tekerlemeler var halk arasında söylenen deyişler var. Evet. İşte edebiyatçı, şair buna tercüman oluyor. Evet. Çok daha farklı açıdan bakıyor konuya. Şimdi devam etmek gerekirse bu hormonlar ve kimyasallar belirliyor. Her biri çok farklı karakterde aşklar. Ben işte o öz yapı karakterimizle doğru orantılı bir şekilde aşk karakterimiz şekillenir dediğimde zaten bu hormonlar bizim karakteristik yapımızı belirliyor. Aşkı da biz o doğrultuda yaşıyoruz. Çok sadık, sonsuz aşkı arayan aşk türleri de vardır. Tek eşli yaşamaya meyilli aşk türleri de vardır. Yani her zaman aşk başka aşklara yönelen bir karakter sergilemez. Ne bileyim bir ludik aşk mesela çok enteresan bir aşk karakteridir. Çok romana, filmlere, öykülere konu olmuştur. Ludik karakter edebi bir karakterdir. En tanınmış rol modelleri bu ludik karakterlerin Don Juan ve Casanova'dır mesela. Daldan dala konan aşk. Kesinlikle. Daldan dala konan aşk. Çok hızlı başka birilerine aşık olabilen.
aslında ayrıntılı incelediğimizde onlar da gerçekten aşık oluyorlar. Şimdi Don Juan bir hayal ürünü. İspanyol bir yazarın farklı karakterleri bir araya getirerekten oluşturduğu bir hayali kahraman. Casanova yaşamış bir karakter. İtalyan bir karakter. 18. yüzyılda yaşamış Casanova. Don Juan da 17. yüzyılda kaleme alınmış bir roman kahramanı. Şimdi bu kahramanları incelediğimizde, psikolojik açıdan baktığımızda aslında bunlar hayat hikayelerinde incelediğimiz özellikle Casanova'nın gerçekten aşık oluyor ve evlenmek istiyor. Ama çok hızlı bir şekilde aşkı sonlanıyor, başka birisine yöneliyor, daldan dala konan. Ama aynı anda başka birisine de aşık olabiliyor. Başka birisiyle de aşk yaşayabiliyor. Ama bunu oyun gibi görüyor. Yani bunu ihanet olarak değerlendirmiyor. Aldatma olarak değerlendirmiyor. Bunu da aşk gerçeği değil mi? Oyunun bir parçası olarak evet. görüyor bunu. Oyuncu çok özel bir karakter, ludik karakter. Çok yüksek özelliklere sahip. Entelektüel, neşeli, esprili vesaire vesaire birçok özellik çıkıyor karşımıza. Bugün Playboy'a benzetiyorlar ama ben çok örtüşmüyor diyorum. Yani bu karakterin karşısında hiç kimse tutunamıyor. Bir de unisex bunlar. Yani verdiğimiz örnekler erkek örnekleri ama o dönemde kadın örneğini edebiyatta dile getirmek biraz zor. Evet. Halbuki bunlar unisex karakterler. Erkeği, kadını yok bunun. Düşünün şimdi bu kadının karşısında hiç kimse duramıyor. Ona aşık olmadan edemiyor. Erkek olsun, kadın olsun herkes onun cazibesine kapılıyor. Çok yüksek bir cazibeye sahip. Neşeli, eğlenceli, efendim esprili, entelektüel, karşıdakini çok mutlu eden, açık, çok yüksek, üstün özelliklere sahip. Herkes kendisinden vazgeçeceğini biliyor ama yine de ona karşı koyamıyor. Onun cazibesine kapılmaktan kendini alıkoyamıyor ve yaşıyor o aşkı. Çok kısa süre sonra ludik karakter o kişiden vazgeçiyor. Neden? İdeali arıyor. İdeal kadını erkekse, ideal erkeği kadınsa. Aradığı bu. Bulduğu kişinin ideal özelliklere sahip olmadığını gördüğünde de ondan çok çabuk soğuyabiliyor. Başka birini görüyor. Ah ideal olan budur herhalde diye ona yöneliyor. Aslında biraz aklamış paklamış oluyorum ludik karaktere ama işin doğası bu. Psikiyatrik açıdan baktığımızda, psikolojik açıdan baktığımızda karşımıza bu çıkıyor. Evet. Çok da art niyetli değil ama art niyetli yaşayanlar da vardır yine burada. Hormonal durum belirliyor. Arkadaşça, dostça aşk dedik mesela storjik aşka. Önce bunlar arkadaş. Evet. Sonradan aşk ortaya çıkıyor. Çok güvenli bir aşk çıkıyor burada karşımıza. Çok sağlıklı, kavga dövüş olmayan, heyecan yok ama sorun da yok. Daha stabil bir aşk çıkıyor karşımıza. Evet. Uzun süren. Hiçbir sorun çıkmıyor çünkü kişiler birbirini çok iyi tanıyor, birbirlerine çok benziyor. Kokusuz aşklardan kastınız bu değil ama değil kesinlikle. Kokusuz aşk başka bir terim, evet iyi yakalamışsınız. Evet. Tebrik ederim ve teşekkür ederim. Kokusuz aşk doğal olmayan aşka verdiğim terim. Evet. Yani burada doğal süreçlerden bahsediyoruz. Kişi, kadın veya erkek kendi doğal karakterini açımlayıp kendi doğal karakteri doğrultusunda aşk karakterini ortaya koyup bir partner buluyor. Bu doğal bir aşk. Hı hı. Ama kokusuz aşk dediğim kişinin kendisinin seçmediği eş, partner, görücü usulüyle yapılan evlilik örneğini vermiştim orada. Hı hı. Bu kokusuz. Koku burada çok önemli. Bu çok yeni bir çalışma. Kokunun, feromonların, kimyasallar bunlar. Aşk üzerinde çok belirleyici olduğu söylenir. Yine işte burada biyolojik yapımız çıkıyor. Hmm. Sağlıklı bedeni buluyor o kokuyla. Beyin bilgisayar gibi çalışıyor, laboratuvar gibi çalışıyor. Evet. Kokudan ama biz onu fark edemiyoruz. Bilinç altında o fark ediliyor. O kişinin tüm biyolojik yapısı, tüm gen yapısı, hormonal yapısı tahlil ediliyor ve diyor ki bilinçaltı süreçler, evet o kişi doğru kişi, onunla çok sağlıklı çocuklar dünyaya getirebilirsin diyor. Ya bilinçaltı süreçler bunu arıyor. Bilinçaltı süreçler bilinç süreçlerinde olduğu gibi romantizmle falan ilgilenmez. Edebiyatla, şiirle onlar çok biyolojiktir. Çok katıdır. Tamamen üremeye odaklıdır. Koku da bu işe yarar.
bir kalabalığa, bir kalabalık bir ortama girdiğimizde farkına varmadan birisi bizim ilgimizi, dikkatimizi çeker. İşte orada kokunun çok etkili olduğu söylenir. Koku beş duyudan bir tanesi. Bunun üzerine yoğunlaşılıyor koku çalışmalarında. Oysa ben beş duyunun da etkili olduğunu düşünüyorum ama bize ilk bilgi veren öncelikle gözlerimiz, görsel. Görsel olarak birilerini beğeniyoruz. Bu güzel veya şu yakışıklı diyoruz. Sonra bir de koku analizi yaptığımızda evet o kişi doğru kişi diyoruz. Şimdi neden başkaları değil de o kişi bizim dikkatimizi çekiyor? Burada biyolojik süreç, koku çok önemli. Ama bir de güzel olayı var, görsel, estetik boyut var. Bu güzel çok daha belki öne konulmalı kokudan. Şimdi biz neden birisine güzel deriz? Veya güzel göreli midir? Hani güzel herkese göre değişir mi? Güzel kişiden kişiye değişen bir olay mıdır, olgu mudur? Erkek üzerinden yakışıklı ama erkeği de güzel olarak tabir edecek olursak sizce, hemen size sorayım mesela, hoca olarak bir sınav yapıyormuş gibi düşünmeyin lütfen. Yani güzel kişiden kişiye değişir kesinlikle mi? Değişir. Siz ne dersiniz? Değişir. Değişir diyorsunuz. Evet. Oysa değişmiyor. Üzgünüm. Şöyle ki, ayrıntıda değişiyor olabilir. Neden ama hepimiz aynı kişiyi güzel buluyoruz veya benzeri kişileri güzel buluyoruz. Bunu televizyoncular çok iyi bilirler. Film yapımcıları çok iyi bilirler. Reklamcılar çok iyi bilirler. Herkesin güzel bulacağı karakteri bulur, filminde oynatır. Evet. Sahneye çıkarır. Herkesin güzel bulduğu kadını arar, yönetmen olsun, yapımcı olsun. Herkesin güzel bulduğu erkeği bulur. Bizim karakterlerimiz, jönlerimiz, aktrislerimiz, kadın karakterler bellidir yani onlar, değil mi? Yani bir elin parmağını geçmez. Şimdi sinema, Yeşilçam'ın karakterleri, televizyondaki karakterler. Türkcan Şoray. Herkesin aşık olduğu kadın. Değil mi? Yani Yonca dediğimizde eskiler, gençler bunu bilmez ama Filiz Akın olsun. Evet. Türkan Şoray olsun, Fatma Girik vesaire. Hülya neden Koçit. Bu dördü beşi? Evet. Türkan Şoray esmer bir kadın. Esmer güzeli temsil ederken Filiz Akın sarışın güzeli temsil ediyor. Bugünkü erkeklere baktığımızda benim aklıma sarışın yakışıklı erkek olarak Kıvanç Tatlıtuğ var. Değil mi? Bakın aynı şeyi söyledik. Gördünüz mü? Yakışıklı erkek karakteri olarak karşımıza çıkıyor. Hakikaten yakışıklı çocuk. Esmer güzel olarak da. Ben Hani Mirzalıoğlu gibi. Gibi yani. Gibi. Bakın benim de aklıma o gelirdi doğrusu. Demek ki güzel o kadar da göreceli değil. Peki bilinçaltı kodlarımızda aslında böyle ortak noktalarımız var. Kesinlikle. O kodlardan hadi kısacık bahsedeyim size. Evet. Aslında çok önemli sırlar vermiş oluyorum. Güzel diye kime denir? İdeal olana, ideal olan o karaktere yaklaşabilen, yaklaşan kişilere güzel deriz. Nedir o ideal? Hadi örnek üzerinden gidelim. Daha anlaşılır olsun. Bir analoji yapalım. Manava gidiyoruz. Sebze veya meyve alacağız. En parlağını, en renklisini. Değil mi? Değil mi? Bir elma seçiyoruz diyelim. Bir domates seçiyoruz diyelim. Değil mi? Orada gidip de henüz daha olmamış olan ham olanını, ham meyveyi almayız. Hatta onun, değil mi? Türkülere de ham meyveyi kopardılar dalında diye. Daha erken o koparılmamalı, yenilmemeli. İnsana uyarlayacağız bunu. Veya buruşmuş, efendim çürümüş, kokuşmuş, rengi değişmiş falan. Ona da hiç elimiz gitmez. Biz en olgun, en parlak. Çünkü en parlak, en canlı olan. Canlılığı, tadı dorukta olan. Kokusuna bakarız. Kokusu en güzel olan. Yani o meyvenin ideal kokusunu arıyoruzdur aslında. Peki şeyi söyleyeyim hocam, tam bu noktada. Evet. Şimdi söylediklerinizle bağlantı kurmaya çalışıyorum da. Lütfen. Kokudan bahsettiniz biraz önce. Evet. Peki insan aşık olurken koku, burada şu anda yaptığınız tanımda güzellik kavramı. Kesinlikle. Yani çok etkili. Koku en güzel olanı mı seçiyor o zaman? Evet, ama kokunun güzeli değil o. Biraz önceki bahsettiğim başka yoksa bir şey. Yoksa burada hissiyat mı var? Kodlardan biri bu da. Şimdi bilinç seviyesinde etkileyen koku başka bir şey. Bilinç altında etkileyen koku başka bir şey.
bilinçaltı süreçleri o tetikleyen feromonlar deniyor ona. O biz onu hissedemeyiz. Onu algılayamıyoruz. O bedenin kokusu. Ter kokusu yani o. Koltuk altı ve cinsel organlar çerçevesinde falan o terle beraber üretilen ve yayılan kokular bunlar. Çok özel kokular. Bunları biz normal... Ama şimdi bilinç seviyesindeki o parfümler falan onlar da çok etkileyici tabii. Onlar işte onlara gönderme yapıyor, benzetme yapıyor. Onları taklit ediyor o bilinç seviyesinde. Ve biz o kokuyu duyduğumuz zaman aklımız başımızdan gidiyor. Çok etkileniyoruz. Heyecanlanıyoruz. Kalp atışımız hızlanıyor. Şimdi güzel... Tıpkı o bir elmada, domateste, şunda bunda aradığımız nasıl ki o biz niye o iyi yani güzel domatesi ararız? En olgun domates niçin? En iyi yemeği yapmak için en iyi domatese ihtiyacımız vardır. Evet. Değil mi? En lezzetli yemek için en lezzetli, en olgun domatese ihtiyacımız vardır. Efendim işte bir reçel yapacaksak en iyi şeye, elmaya, bilmem çileğe falan seçeriz orada. Güzelliğini seçeriz. İnsanda da öyle. Güzel dediğimiz ideal özelliklere en yakın olan karakterdir ki biz onu seçeriz. Bilinçaltı süreçler burada bizi yönlendirir. Çünkü o en güzel, en ideal nesilleri yaratabilecek olan arketiplere eştir, inanıyor musunuz bu anlamda? Muhakkak. Kaçınılmaz. Yani türsel bütün onların o ilk atalarımızdan bugüne getirdiğimiz zaten bunlar o şekilde hayat buluyor. Bütün tecrübeler, deneyimler hem bizim yaşamımızda hem de geçmiş yaşamlarda atalarımızın biriktirdiği tecrübeler, deneyimler bunlar. Yani bir kadını güzel bulmak sadece hani altın oranla, fiziksel ölçülerle falan tarif edilemez. Türün ideal örneğini ideal örneğine en yakın olan kadın güzel kadındır. Evet. Türün kadın cinsinin, türün erkek cinsinin ideal özelliklerine en yakın olan erkek de en yakışıklı, en güzel erkektir. Evet. Kadın o erkeği ister. Erkek de o kadını ister, arar, evet, arzular. Hocam tam da burada işte arketiplerden ben girdim ya konuya. Mersin Devlet Opera Balesi'nin işte Midas'ın Kulakları gösterisi var. Yakın zamanda gösterime girecek. Onun tanıtım videosuyla girelim. Bir felsefeci olarak Midas'ın kulaklarına ne dersiniz diye soralım sonrasında. Evet, Midas'ın Kulakları Güngör Dilmen'in 1959 yılında henüz 29 yaşındayken Midas'ın üçlemesinin ilki olarak yazdığı eser. Devlet Opera Balesi'nin tüm şeylerinde, şehirlerinde sergileniyor. Mersin Devlet Opera Balesi'ndeki gösteriyi de sevgili Mersin halkına kaçırmamalarını tavsiye ediyoruz. Güneş tanrısı Apollon'la doğa tanrısı keçi ayaklı Pan'ın işte liriyle ve flütüyle yaptıkları yarışmada hakem tuttukları Frigya kralı Midas'ın yanlı davrandığını düşünerek Apollon'un cezalandırılmasıyla eşek kulaklı Midas'a dönüşür. Değil mi hocam? Evet. Hadi gerisini anlatın ve oradan evet, ne çıkarırız? Evet. Bir felsefeci gözüyle bağlayıp tekrar aşka dönelim. Evet, çok güzel ilerliyor. Spontan ilerleyiş bu işte zaten. Evet. Kendiliğinden çok gelişiyor. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi Yunan mitolojilerine baktığımızda mitolojidir bu. Mitostur. Aslında İnsanların ürettiği hikayelerdir bunlar. Ve insanın ürettiği şey de insana dairdir. Evet. İnsan kendisinde olmayan bir şeyi bu hikayelere katmaz. Kıskançlık, efendim işte sadakatsizlik, tanrılar arasında yaşanan ihanet, efendim işte dürüstlük, mertlik vesaire hep insani karakterler, insani duygulardır bunlar. Bütün mitolojik hikayeler de ki yazarı belli değildir mitolojik hikayelerin, anlatıların. Efsane deriz biz kendi dilimizde onlara.
kuşaktan kuşağa aktarılırken hep arılaştırılır. Kuşaktan kuşağa aktarılır. Edebiyatçımız daha iyi bilir ama değişmez. Şimdi başka kuşak başka bir anlam katmaz ona. Neden? Hani sadık kalmak ayrı konu. Değişmez ki. İnsan değişmez çünkü. Duygular değişmez. İnsana dair olaylar, olgular değişmez. İnsanın yapısı, özü değişmez. Bu yüzyıllardır böyleydi. Antik çağda da böyle, bugün de böyle. Hani dediniz ya bugün aşka dair ne? Hiç değişmiyor. Aşk olgusu değişmedi. Antik çağda Sofokles de aynı şeyleri yazdı. Ne bileyim 19. yüzyılda Fransız roman yazarı, ünlü psikolojik romanın yazarı Stendhal ki bir başlangıçtır o psikolojik romanda. Stendhal de aynı şeyi yazdı. Bugün de aynı şeyleri yazıyorlar. Oyun değişmiyor. Sahne değişiyor. Dekorlar değişiyor. Oyuncular değişiyor. İnsan özü itibariyle değişmiyor. Ki aşka dair yaşanan hiçbir Yunanlılar bakın işte 7 değişik ki ben 6'ya indirgedim. 6 değişik aşk karakterinden bahseder dedim. Bunlar hala geçerli. Evet. Aramızda yararcı aşkı arayan da vardır. Pragmatik. Yok mudur? Benim için belli kriterler önemlidir. Onlar öne çıkar. Ekonomi, efendim işte siyaset veya eğitim, aile yapısı, dini, mezhebi onu öne çıkarırlar. Bu yararcı bir aşk tanımıdır. O doğrultuda eş arar, partner arar. Ama kimisi sadece ve sadece cinsel aşk, erotizmin peşinde, erotik aşkta, bu antik çağda da böyleydi. Ludik aşkta, manik aşkta, manik aşk bakın, mania, manyak, Türkçe'de kullanırız ya. Yani çılgınca aşk, çılgınca kıskanan, tutkulu aşk, deli gibi kıskanan. Şimdi eşini, sevgilisini çılgınca kıskanan insan yok mu bugün? Var. Genel geçer zaten bu özellikler. Antik çağda da vardı, burada da var. Yani onu gözünün önünden ayırmayan, hatta kimisi eşini eve kapatan, bırakınız karşı cinsten, hem cinslerinden kıskanan, ne bileyim arkadaşlarından kıskanan, ailesinden kıskanan yok mudur? O kadar çok var ki çevremizde. Bir hanımefendi, beyefendi erkek arkadaşlarından bile kıskanır. Ailesinden evet. bile veya bir beyefendi hanımefendiyi kadın arkadaşlarından, ailesiyle görüştürmeyen, hatta, kıskanan, kardeşlerinden kıskanan yok mudur? Sevgili hocam, kadına şiddet olgusu Türkiye'nin çok önemli bir gerçeği biliyorsunuz. Yani her ay neredeyse yaklaşık 40 kadınımız kadına şiddet nedeniyle kaybediyoruz. Çok ve güzel bu olguyu abi. İlk incelediğimizde işte erkeğin mülkiyet duygusundan kaynaklandığını, kadının ayrılma talebine karşı çıktığını, sebebin bu olduğunu görüyoruz. Ve çok aşık olduğunu iddia ediyor erkek. Sahiplenme duygusuyla işte onu başkasıyla paylaşamayacağını ya da kaybedemeyeceği nedeniyle cinayet işliyor. Kesinlikle. Yani bu olaya nasıl bakıyorsunuz peki? Şimdi aşk... Ya bunun şiddete kadar dönmesi... Haklısınız. Ölüme kadar gitmesi... Olarak, evet bu da bir aşk evet. türü. Evet aşk yaşıyor teknik Hı-hı. olarak. İşin ahlaki, hukuki boyutunu bir kenara bırakacak olursak. Evet aşık. Hem de deli gibi manik bir karakter. Hı-hı. Şimdi aşk özünde değişmez dedim. Antik çağda ne idiyse bugün modern, postmodern çağda da aynı şey yaşanıyor dedim ama o özün yaşanım biçimleri hani sahne değişir, dekor değişir dedim. Çağlara göre onun yaşanış biçimleri değişiyor. Bir de kişilerin içinde yaşadıkları kültürel ortam, eğitim seviyeleri, ekonomik seviyeleri, sosyal çevreleri de o aşkı yaşama biçimlerini belirliyor. Kişi kıskanç olabilir. Manik bir karaktere sahip olabilir. Kıskanç hormonlar, kimyasallar vücudunda fışkırıyor olabilir. Ama aldığı eğitim, aileden ki bu aileden başlar, anneden babadan başlayaraktan sonrasında aldığı eğitim, kadına şiddete hayır üzerine kurulmuşsa, kadın erkek eşitliği üzerine kurulmuşsa, o zaman ne kadar kıskanç olursa olsun şiddete dönüşmeyebilir. Dönüşmez kolay kolay zaten. Çılgın gibi kıskanır ama şiddete dönüşmeyebilir. İşte içinde büyüdüğü ortam, aldığı eğitim, sosyal ortam, sosyoloji, aşkın sosyolojisidir işte bu. O kişinin tavrını belirler. Yoksa kıskançlık her zaman vardı. Ama her kıskanan, ister kadın olsun erkek, ne yazık ki bizde daha çok erkekler çünkü ataerkili bir toplumuz.
her kıskanan erkek eşine şiddet mi uyguluyor? Hayır. Şimdi bizim sosyologların bu pencereden bakmasında yarar var. Eşine şiddet uygulayan o partnerler, evet, erkek kadın hangi ekonomik, sosyal çevrede yaşıyorlar? Hangi kültürel ortamda yaşıyorlar? Ha, ekstrem olaylar da muhakkak vardır. Hemen eleştirmesinler. Çok kültürlü, çok eğitimli vesaire vesaire. Ekstrem olaylar vardır. İstisnada kaideyi bozmaz ama genel olarak baktığımızda bu karakterlerin belli bir sosyo-kültürel ortamdan, sosyo-ekonomik ortamdan geldiğini göreceğiz. Mesela bakın, erotik aşk. Şimdi hemen bir yere bağlayayım bunu yeri gelmişken. Erotik aşkta ön plana çıkan daha çok cinselliktir, fiziksel çekiciliktir. Kişi ilk görüşte aşık olur. İlk görüşte aşka en önemli örneklerden biri bu türde gizli, erotik aşkta. Dış görünüş önemlidir. Cinsellik, yani seks ön plandadır. Çifti birbirine bağlayan tamamen cinsel yaşantıdır. Karşıdaki kişinin karakteri, eğitimi, şuyu buyu o kadar önemli değildir. Entelektüel yapısı o kadar önemli değildir. Şimdi bakın, kötü özelliklerini söylüyorum. Çok da sahiplenmez, çok da kıskanç değildir. Belki bu, hani kıskanç olmaması iyi bir tarafı olabilir. Çok da eleştirilir. Ya sadece cinsellik ön plana çıkıyor erotik aşkta. Erotik aşk tukakadır. Çok hoş bir şey değildir. Oysa duygular vardır falan filan dedir ya. Hı hı. Bizim toplumumuz erotiktir. Biz erotik bir toplumda yaşıyoruz. Erotik bir aşk yaşayan bir toplum içinde yaşıyoruz. Bizim aşk karakterimiz, toplumsal karakterimiz erotiktir. Neden mi? Şimdi dış görünüş dedik ya. İşin sırrı burada. Dış görünüşü belirliyor. Fiziksel yapısı belirliyor. Fiziksel çekim var. Şimdi erotik aşkın yaşandığı katmanlara baktığımızda, kültürel, sosyal katmanlara baktığımızda ya alt kesimde ya da üst kesimde yaşanır. Çok ilginç. Kesinlikle. Şimdi alt kesim dediğimiz ekonomik, sosyal, kültürel boyutuyla alt tabaka dediğimiz toplumda zaten çok büyük öyle özelliklere sahip değillerdi. Onlar yaşarlar. Dış görünüş önemlidir burada. Ve çok da kolay vazgeçerler. Partner değiştirirler. Eş değiş, sevgili değiştirirler. Rahattırlar bu anlamda. O içinde bulundukları toplumda çok yadırgamaz bunu. Veya çok üst kesimde, o piramidin en tepesindeki sosyal, ekonomik ve kültürel, eğitsel en doruk noktasındaki toplum da böyle yaşar. Bir kesimi tabii ki, hepsi değil. Orada ya çok rahat yaşanır. Hani sosyete dediğimiz. Onlar çok hızlı eş değiştirebilir, partner, sevgili değiştirebilir. Hiç yadırgamaz onların toplumu. Televole'de izlediğimiz nedir? O kesimdir işte. Bu hafta şu futbolcu, şu mankenle, şu sanatçı, şu şarkıcıyla öbür hafta bir bakmışsınız değişiyor. Şimdi o kesim yadırgamıyor. Ha, onlar çok kültürlüdür anlamı da söylemiyorum. Ama bu sosyetenin, sosyete Fransızca'da toplum demektir neticede. Toplumun üst katmanlarında yaşanır bu. Biz genel anlamda dış görünüşe bakarak eş seçiyoruz. Çeşme başında buluruz. Türkülerde de öyle geçmez mi şiirlerde? Niçin çeşme başında? Ancak orada görebilir. Tanışamaz. Arkadaşlık edemez. Onunla sohbet edemez. Onun karakterini, onun kimliğini, kişiliğini, benliğini tanıyamaz. Çünkü uzaktan sevdalanır. Toplum kapalı bir toplumdur. Evet. Tutucu bir toplumdur. Kapalı toplumların aşk biçimidir. Erotik aşk. Başka bir şey yoktur. Daha kötüsü, daha kapalı toplumlarda bireyler birbirini uzaktan bile göremez. Annelerine kalır iş. Anadolu'da bu iş düğünler aracılığıyla genelde olur. Düğünlerde görüp ya tam çekmebaşı ve düğün ortamları. Hatta Karadeniz'de yılın belli zamanları bir cadde var. Yani daha doğrusu böyle ağaçlar arasında patika bir yol ve kadınlar, işte genç kızlar, erkekler orada gruplar halinde yürürler. Beğendikleriyle bir kenara çekilip sohbet edip hemen böyle olurmuş. Şimdi erotik aşkı Beyoğlu sokakları, İstanbul'da mendil bırakıp da Göksu'daki o ünlü, değil mi? Fırfırlı şemsiyelerle falan beyefendilerin o feslerle dolaştığı, karşılıklı mendil atmacaların yaşandığı yerler. Şimdi biz aslında erotik bir toplum olarak çok da iyi yerde değiliz demektir bu. Yani. Kapalı toplumuz. Karşı cins birbirini tanıyamıyor. Eşimizi biz sağlıklı bir şekilde seçemiyoruz demektir. Bunun için tanımamız lazım. Yani illa cinsel anlamda tanımaya gerek yok. Yani sohbet edebilmek.
dünya görüşlerimizi birbiriyle paylaşabilmek, siyasi, dini, insani, sanat, müzik, bütün boyutlarıyla birbirimizi tanımamız en doğru eşi bulacağımız yol değil midir? Kesinlikle. Ama kapalı bir toplumda kadınla erkeğin birbirini tanıması yasaklanıyor, ayıplanıyorsa geriye sadece uzaktan bakışmalarla, sadece evet, dış görünüşle biz erotik bir toplumuz bu anlamda. Evet. Ne yazık ki. Evet. Hocam? Zamanımız da akıp geçiyor. Evet, sorunuz var mı soru hocam? Soru o kadar çoktu ki şöyle... Bize aşktan, sanattan ve edebiyattan bahsettik ya, diğer konuları hiç böyle sıkıştırasım gelmedi araya. Yani işin ahlak felsefesi, işte hocamın uzmanlık alanı, işte dini anlamda yaptığı çok değerli araştırmalar var. Ama evet, inanın bence sohbet burada devam kadar edelim bence. Keyifli geçti ki biz hiç aşkın üzerinde bir şey konuşmayalım. Yani. İnanç yukusuna yani, şimdi yer verirsek aşkta yarıda kesmiş olacağız. Yarıda kesmiş olacağız. Kesinlikle ama benim soracağım birçok soruyu ya da benim de, ben hiçbirini sormadım. Esnasında cevaplamış aşk, oldum. Yani, tamam. Aşkla ilgili hani şimdi tekrar döner yazdığım soruya sorarsam tekrar ettirmiş olacağım. Ben hemen şimdi edebiyattan bir örnek vereyim. Hani aslında 1000 yıl önce söylenenler ile şu anda söylenenler aşkla ilgili şairlerin, edebiyatçıların söyledikleri hep aynı deriz ya. Evet. İşte Gustavo Flaubert'in Madame Bovary'sini örnek verelim. Orada yaşanan o Emma Bovary'nin doktora, işte doktorla evlenmesi ama mutlu olmaması, gerçek aşkı sonra araması. Sonra defalarca onu aldatması. Avukatla aldatması, evet, genç tam evet, işte o erotik aşkı dediğiniz o şeyi bulması. bugün bakıyoruz Türk edebiyatındaki romanların çoğunun konusu bu. Aynı şekilde ki 150-200 yıl önce yazılmış. Bugün 100 tane dizi varsa 90'ının ana konusu bu. Kesinlikle. Değil mi? Gerçek anlamda o hem ruh hem de fiziksel birlikteliğe temas, uygunluğunu arama. Evet. Kesinlikle öyle. İsterseniz çokça sorulan soru üzerinden burada ilerleyelim. Aşkla tabii sevgi arasındaki fark üzerinden gidelim. Ki burada daha bir açımlamış olacağız. Hani lütfen birisi, hocam devam edin tam da oradan. Aynen öyle. Birisi güdüdür dedik yani dedim ben. Aşk. Oysa sevgi bir duygudur, histir dedik. Hakikaten çok ciddi problem burada başlıyor. Burada kendisini gösteriyor. İlişkilere dair. Şimdi aşkın genel geçer tabii ki bu yapacağım tanımlamalar. Muhakkak özel, çok ekstrem örneklerde vardır. Şimdi birincisi, en başta geleni, aşk sonlu. Başından beri söyledik, birkaç kez ifade ettim. Aşk sonlu, sınırlı, yani geçici. Dedim ya, en çok da bu soruluyor, ya niye bu sonlu, keşke devam etse. Herkes onun sürmesi için çabalıyor. Oradaki aşktaki sonsuzluğu arıyor insanlar. Oysa sevgi kalıcı, hatta sonsuz kimileyin. Şimdi aşk neden sonlu, sevgi neden sonsuz? Aşk, burada tıbbi, biyolojik açıdan bakmak gerekiyor. Sonlu olması gerekiyor. Neden gerekiyor? Aşk devam ederse, şöyle hesaplamalar yapılmış. Aşk, o en ateşli, en alevli dönemindeki gibi devam ederse bir kişide, ilişkide, o kişinin ömrü ne kadar oluyor biliyor musunuz? Kaç yıl sürüyor? En fazla 25 yıl. O kadar az. Ömürden götürüyor aşk yani. Ama tam bu noktada bizim edebiyatta çok böyle üzerinde durduğumuz bir şey vardır. Yani işte edebiyata konu olmuş bütün aşklarda kavuşamama söz konusudur. O zaman kavuşsaydı belki de biz bu aşktan bahsetmeyecektik o zaman. Kesinlikle. Ne güzel yani söylediniz. Kavuşmuş çok da birlikte dediniz, olmuş ve uzun yıllar giden böyle bir hikaye yok yani. Edebiyatta böyle bir hikaye yok. Hocam öyle kritik bir yeri yakaladı ki. Yani hakikaten de öyle. Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Romeo yok ile ya, Juliet kavuşamadıkları hiç için dillere destan bir hatta efsane. Hala bir Kürt aşk hikayesi vardır, Memuzin. Onlar öldükten sonra da kavuşamıyor. Araya onların kötü karakteri tam mezarın ortasına mezarı yapılıyor ve ölürken bile mezarları yan yana değildir. Romeo ile Juliet de öyle. Memuzin üstüne öyle, benim bir öğrencime tez yaptırmıştım. Ben çok daha başarılı bir çalışma yalnız, yapmıştım. Burada en kritik cümleyi şey kuruyor, Fuzuli. Gerçek aşık menem. Onların sadece adı var diye, yani evet, o benim uydurmam sonuçta, benim hikayem diye. Gerçek aşık biz. Ama edebiyattaki aşkların hemen hemen %90'ında o şiire
konu olmuş veya romana konu olmuş aşklarda hayali olan vardır. Yani gerçek anlamda bir kadın ya da kadının bir erkeğe yönelik aşkı yoktur. Harika. İşte halk edebiyatında çok bir rüya görme ne diyelim ritüeli vardır. Rüya görür, yatar, kalkar ve bade içer. Sonra el alır ustasından ve sarışın bir kadını anlatmaya başlar bütün şeylerinde söylediği şarkılarda. İşte divan edebiyatında hep gözleri tasvir edilen, mazmunlarla anlatılan, işte kirpikleri ok olan, işte kaşları yay olan, siyah saçlı ok olan. Ve karanlıktır o saçlar hep. Evet. Hep siyahtır. Evet. O mazmunlarla anlatılır ama böyle bir kadın yoktur aslında. Hep hayalinde gördüğü bir, tabii cinsellik yine orada da ön plandadır. Çok müthiş, uzun uzadıya süren tamlamalar vardır Farsça ve Arapça. Ama gerçek anlamda kavuşulmuş bir şeye rastlamıyoruz. İki şey söylediniz. Hemen orası çok kritik. Orayı açayım. Harika buyurun, oldu. Buyurun bu benim hocam. İçin müthiş bir gollük pas adeta. Evet. Şimdi bir hayalden bahsettiniz. Fuzuli benim hayalimdi bu diyor. İkincisi de bir kadın tipi çizdi. Kaşlarıyla, gözleriyle dediniz. İdeal kadını çiziyor sondan başlarsak. Evet. Evet. İdeal kadını görmediği halde, yok öyle birisi belki, onu arıyor. Hı. Dedim ya güzel değişmez kişilere göre. O güzelliğin sarışını vardır, esmeri vardır, kumralı vardır. Bununla ilgili bir sürü de şiir vardır, şarkı vardır değil mi? Ya çünkü o letafet sende var, o güzel gerdanına bir de ben gerek diyor. Yani kadına sorsak, kadın şair olsa, yazar olsa o da ideal erkeği tanımlar. Evet. Ki bellidir onlar ölçüleri zaten. Bir de hayalden bahsettiniz. Hayal kurmaktan bahsettiniz. İşte dopamin çıkıyor yine karşımıza. Morfin gibi dedik ya. Şimdi zaten... aşkın sonlu olmasını zorlayan da bu hormonlar. Hanımefendi çok daha iyi bilecek hekim. Yani sınırlar aşmak tabii ki niyetinde değilim ama siz varken burada. Şimdi dopamin ilaç olarak da kullanılıyor tabii. Demiştim. Kalp atım hızını artırıyor. Bir de kan basıncını artırıyor. Tabii. Yani kan basıncı damardaki kan basıncını artırıyor. Biz heyecanlandık dediğimizde aşık olduğu kişi gösterildiğinde dopamin salgısının arttığı tespit ediliyor laboratuvar ortamında. Şimdi dopamin beyinde salgılanan o mutluluk hormonu dediniz. O kalp atım hızını artırıyor ve kan basıncını artırıyor. Şimdi bakın çok güzel bir şey gibi geliyor bu başlangıçta. Bir anda efendim işte onu görünce kalbim yerinden fırlayacak gibi oldu. İçim içime sığmadı. Kelebekler uçuşmaya başladı falan. Bunu sağlayan bir tanesi de dopamin. Hı. Şimdi dopamin edebi lirik anlatımda bakın bunlar çıkarıyor karşımıza. Ama bir de başka açıdan bakalım. Kalp hızının, kalp vuruntu hızının ve gücünün artması tıpta bir hastalıktır. Taşikardi mesela. Tabii. Niye hastalık işte? Kan basıncının artması damarlardaki tansiyondur. Onun yüksek oranlarda olması, yani dopaminin yüksek oranda salgılanmış ve damardaki kan basıncının yükselmiş olması da hipertansiyondur. Biz hipertansiyonumuz çıktığı zaman onu düşürmek için uğraşırız. Hemen doktora koşarız, hastaneye, hekim beni bu çarpıntıdan kurtar deriz. Bu hastalıktan, hastalıktır çünkü bu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir kişi düşünün ki tansiyonu sürekli yüksek, mesela taşikardisi sürekli var. Ömrü uzun olur mu? Mümkün değil. Doktorumuza soralım hekimimize. Zahmetli bir işmiş bu aşk ya. Mümkün değil. Ya İşte biraz önceki söylediğim hesap bu. Eğer bu hormonlar 7 tane, 7'sinin de bambaşka olumsuz etkileri de var uzun sürdüğünde. 25 yılı aşmıyor. Beyin bunu biliyor. Ve bir süre sonra kendiliğinden organize ediyor kesinlikle ve hemen o ben kapakları kapatıyor diyorum, bu hormonlar baraj kapaklarının açılmış terör hali gibi terör estirmelerini engelliyor. Aynen diyorum ki ergenlikte hormonlar adeta bir baraj kapakları açılmışçasına fışkırıyor ve sel olup akıyor diyor. Evet, beyin diyor ki tamam bu seli durdurmam lazım, aksi halde zarar verecek. Bedene zarar verecek. Kendine zarar verecek yani. Kendi de yok olacak neticede. Hatırlayın. Birinci güdü neydi? Var kal.
varoluşunu sürdürmesi gerekiyor bedenin. Evet. Ve beyin hemen otokontrol bir sistemle durduruyor onları. Onun için aşk sonlu, o heyecanlı, ateşli, deli divane aşık olduğumuz, gözümüzün kör olduğu, ayaklarımızın yerden kesildiği hal bitmek zorunda. İşte evet. Aşk sonlu, geçici. Ama sevgi kalıcı, sonsuz olabiliyor. Sevgi ile aşkın iki farklı özelliği. Şimdi sevgi zaman alıyor. Sevgi çok uzun zamanda oluşabiliyor. Çünkü karşıdaki kişiyi tanımamız gerekiyor. Tanımadan sevemeyiz. Emek harcamak gerekiyor. Kesinlikle öyle. Ama tanımadan aşık oluyoruz. Evet. Çok iyi yakaladınız. Çok iyi yakaladınız. Tebrik ederim. Tanımakla ilk görüşte aşık olabiliyor. Hatta görmeden de aşık olabiliyor. Kokuyla. Koku aynen. Hatta hayalinde yarattı. İşte edebiyatçı hayalinde bir kadın yaratıyor bir erkek. Ona benzer birisini görünce. Veya mektubunda yazan şeylere aşık oluyor. Evet. Ne kokusunu duymuş, ne sesini duymuş, ne şeklini görmüş. O zaman çok örneği var. İşin içine metafizik mi giriyor o zaman da? Doğa oyun oynuyor. Doğa oyun oynuyor. Hile yapıyor. Ya i̇şte tuzak kuruyor. aklım sonrasında Leyla ile Mecnun'u evlendirseydik belki de biz öyle söylenip çok kısa bir süre sonra mahkemede boşanacaklardı. Ya ama şey diyor hocanın biri demişti ya şimdiki aşklara işte günümüzde o Leyla Mecnun'dan yine bahsediyoruz. Ya dedi şimdi aşkım ölüyorum bitiyorum anayı karşısına alıyor babasını karşısına alıyor işte maddi zorluklar içerisinde evleniyor aşk çünkü beyin hareket ettiriyor ya ona ondan sonra iki gün sonra çoluk çocuğa karıştı bu defa ekmeği nasıl alacağımın derdine düşüyor gelsin ekmek davası doğru yani kesinlikle öyle dedikleriniz bunu hocam özledi. Çok güzel gidiyor ama ben bu soruyu sormazsam kendimi eksik hissetmiş olacağım programda son sorumu sorayım ondan sonra toparlayalım tabii süremizi ki. Oldukça fazla açtık çünkü yani son bir 5 dakika diyerek son programımız da olmasın burada. Kesinlikle. Haklısınız. Şimdi kişinin aşk olgusunu zihinlerine yerleştirme şekliyle hayatta sergiledikleri duruş arasında bir bağ var mı? Yani aşkı yorumlamamız da hayatta yaşama halimiz, hayatı yaşama halimiz, kişiliğimizle ilişkili bir durum mu bu? Yani antisosyal kişilik bozukluğu yaşayan, işte yaşamdaki yerini, konumunu oturtamamış birinin aşkı doğru kavramasını ve olması gerektiği gibi yaşamasını bekleyebilir miyiz? Yani son soru ama harikulade bir soru oldu çok gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Çok, ben teşekkür ediyorum. Tamam. Hiç aklıma gelmeyen bir konuyu hemen açmış oldunuz. Şimdi ben geçen haftaydı yani... Birkaç gün oldu tıp fakültesindeki öğrencilerimle aşk dersinin başında şunu söyledim. Bir yıl süren bir ders o. İki dönem. Size önemli katkılar yapacağını düşünüyorum bu dersin dedim. Hocam biz doğru aşkı bulabilecek miyiz dediler. Doğru kişiyi bulabilecek miyiz? Hayır dedim. Ben size doğru kişiyi değil önce kendinizi bulduracağım dedim. Ancak kendinizi buldurabilirsem kendinizi... Tanırsanız, kendinizi bilirseniz doğru kişiyi bulursunuz dedim. Sokrates'in çok ünlü bir hikayesi vardır başından geçen. Kendisi anlatır bunu. Hakikati, gerçeği öğrenmek adına Delfi tapınağındaki kahinin yanına gider. Ona hakikati sorar, gerçeği sorar. O da der ki, ünlü bir sözdür bu, kendini tanı, kendini bil. Sokrates önce bunu anlayamaz ne demek istediğini. Sonradan fark eder. Kendini bilmeyen başkalarını bilemez. Dünyayı bilemez, evreni bilemez. Müthiş bir çıkış noktası oluyor işte bakın bu aşkta. Şimdi başlangıç noktamız şu oluyor genelde benim bu uzun derslerimde. Ki doğrusu da bu. Kişi önce kendisini tanımalı. Bakın 7 tane karakterden, 6'ya indirdim. 6 karakterden bahsettim. Yararcı olan var. Efendim arkadaşça olanı var. Kıskanç olanı var. Erotik olanı var, oyuncu olanı var, var oğlu var, değişik değişik karakterler var. Şimdi kişi kendisini bilirse o zaman ne istediğini de çok rahat bilir ve bulur. Doğru kişiyi bulur. Bizim sorunlarımız, aşka dair büyük problemlerimiz burada başlıyor. Kişi kendisini bilmiyor, ben kendimi tanımıyorsam, karşıma çıkan kişinin doğru kişi olduğunu bilemem. Doğru kişi olma ihtimali çok düşük. Şans, tesadüf. Eğer tesadüfen doğru kişiyi de bulabiliriz ama yüzde çok düşük. Ama ben kendimi tanırsam, karakterimi bilirsem,
huyumu suyumu bilirsem, aşk karakterimi bilirsem, o zaman o kalabalığın içerisinde o kadar az sayıya düşüyor ki benim doğru kişi diyebileceğim kişi. Evet. Ve doğru ilişki başlıyor. Sağlıklı ilişki başlıyor. Yani burada kıskanç dedik, yararcı dedik. Bunlar aşk karakterleri. Bunlar doğal. İyi veya kötü diye yargılayamayız. Ama kişi yararcı bir karakter olduğunu biliyorsa, pragmatik, pragmatür bir aşk yaşıyorsa, o zaman buna benzer bir karakter çıkması lazım karşısına. Onun karşısına diyelim ki erotik bir karakter çıkarsa yandı. Yandı canım ketenel ve o ilişki. Veya ne bileyim erotik bir aşk yaşayan bir karakter, karşısına da manik bir karakter çıktı. Kıskanç. Şimdi erotik aşkın ve ludik aşkın en belirgin özelliklerinde bir tanesi hiç kıskanç olmaması. Sahiplenici olmayış. Ama manik karakterin en belirgin özelliği aşırı kıskanç, aşırı sahiplenici oluş. Evet. Şimdi böyle iki karakter karşılaştı. Yürür mü bu ilişki? Yürür mü bu evlilik? Mümkün değil. İşte onun için diyorum ki kendini tanımak lazım önce. Kendini bilmek lazım. İlişkinin yürümeyeceğini bile bile aşık olabilirler ama değil mi? Şöyle ki kendini tanımıyorsa zaten karşıdakinin doğru kişi olup olmadığını ancak zaman içerisinde fark edebilir. O zaman da çok şeyleri değiştirebilir. Mesela evlilik yapıldı. Başlangıçta gerçek şey karakterini gizleyebilir de kişi. Maske olayı var. Ki Schopenhauer onu şöyle söyler. Doğa insana oyunlar oynarken çok fazla maske taktırır. Öyle maskeler takınır ki kişiler. Hem karşıdaki çok güzel görünür hem de kendisi olduğundan başka türlü görünmeye başlanır. Yani gerçek karakterini gizleyebilir ama zaman içerisinde biraz önce söylediğim gibi çiftler birbirini öncesinde arkadaşlık edip sohbet edip tanırlarsa kapalı bir toplum olmaz da daha özgürlükçü bir toplum olursak tanıyabilirlerse zaten evlenmeden o kişinin kendisine uygun olmadığını anlayabilir ve vazgeçer. Bu bile yeterlidir. Ama daha güzeli kendisini biliyorsa, tanıyorsa ne istediğini bilir. Evet. Karşısına çıkan kişinin doğru kişi olmadığını bilir. Aksi halde, yani düşünebiliyor musunuz ilerlemiş süreçlerde ayrılık, hele bir de çocuk olmuşsa, çocuklar olmuşsa. Çok daha acele yani. Sıkıntılı. Ne üzücü o çocukların. Sıkıntılı bir aile ortamında büyümesi. Ne yazık ki. Anne babanın ayrıldığında da ya annesiz ya da babasız veya ikisi birden olmadan yaşaması. Çok daha büyük sosyal travmalara da neden oluyor ne yazık neden ki. Neden olur evet. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Keşke 2-3 saat daha devam etse diyebileceğimiz bir kesinlikle ben doyamadım. Bir de inanca hiç giremedik bugün hocam. Alacağımız mutlaka alacağımız şöyle ki ya hocamın anlattıklarına hocam anlatırken kafamda somut örnekler beliriyor edebiyattan. veremiyoruz çünkü zaman dar, müthiş keyifli bir sohbet. Faik çok Bey, çok teşekkür ediyoruz. Aslında Ruhsar Hanımefendi ilk programımızla ilgili sosyal medya tanıtımı yaparken aşk edebiyatla ilgili bir şeyler söylemiştik. Tabii. Adana'da yaptığımız hatırlarsanız oradan yazışmıştık. Tabii. Adana'da yapılan 3 gün süren bir ulusal sempozyum vardı. Ben oraya Aşkın Şiiri adlı konuşmayla katıldım. Evet. Edebiyatla aşk arasındaki o birebir yakın örnekleri somut olarak ortaya koydum. Aslında biz onu açımlasak eminim siz çok büyük katkılar yaparsınız. Mutlaka çok büyük katkılar yaparsınız. Bunu ben sevgililer gününe falan saklıyorum. Adana'da ve burada yaptım ama. Adama tamam sizden söz alıyoruz. 14 Şubat sevgililer gününde. Sadece aşk konuşalım. Başka bir yere olamaz söz vermeyeyim ben. Siz bizi davet edersiniz. Biz sizi davet ederiz. Bundan sonra birbirimizi bırakmayız. Zaten sizi davet etme projemizi de öncesinde konuşmuştuk. Üniversitede böyle bir program yaparız inşallah. Bize ne düşüyorsa biz hazırız. Sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağ olun. Sağlık. İyi ki varsınız. Siz teşekkür öyle. Ediyoruz asıl ben hocam. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ruhsar ablam sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Ben bir nevi programın böyle moderatörü. Hocam birinci konuk, daimi konuk gibi oluyor ama. Hocam affınıza sığınıyorum. Estağfurullah. Programı beraber yapıyoruz, evet. Sunuyoruz. Hocama çok çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, bize ayrılan sürenin aşarak sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Aşka yönelik bakış açılarımıza müthiş katkısı olan bir programdı. İçel TV, Radyo Klas 99.2 ve Kent Radyo 98.5 ortak yayınında Mersin Kent gündeminde aşkı, edebiyatı ve sanatı ve bunların birbiriyle ilişkilerini konuştuk.
Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünden öğretim üyesi Profesör Doktor Eyüp Erdoğan konuğumuzdu. Bize bu konularla ilgili çok ciddi, güzel ve keyifli bir sohbet sundu. Sağ olsun, cevap verdi sorularımıza. Bu hafta bitiriyoruz. Sürçülisan etmişsek affola. Gelecek hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle esen kalın.